Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. 2024 Mayıs ayında Peugeot bayisinde hangi araçlar var? Fiyatları neler? Gelin beraberce inceleyelim arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. İsterseniz videomuza geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda Peugeot Baykar Bursa şubesindeyiz. 208, 408, 308, 2008, 3008 hepsi var arkadaşlar. Gayet güzel araçlar. Kesinlikle Peugeot'un bu zamanlarda yaptığı en güzel araçlardan bir tanesi. Yavaştan bayiye girelim arkadaşlar. Burada Peugeot 2008'imiz var. Zaten ülkemizde de hem 1.2 Pürtek benzinli modeli çokça tutuluyor arkadaşlar. Aracın bu da makyajlandı biliyorsunuz. Bu makyaj biraz farklı oldu. Bence şöyle fiyatına bakalım, beraberce gezelim arkadaşlar. Şöyle Peugeot 2008. Şöyle bu da makyajlandı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ön tamponu değişti. Gündüz farları değişti. 2008 yazısı ve yeni Peugeot amblemi geldi arkadaşlar. Jant tasarımı falan komple değişti. Bu elektrikli modeli diyebiliyorum arkadaşlar. Ben de buna 1.2 mi benzinli mi diyorum. Normalde bak bu elektrikliymiş. E yazıyor zaten bunun burasında. E yazıyor biz. Şu içine bindiğiniz zaman da burada PNR bir de B modu var. Bu B modu elektrikle alakalı bir mod diye düşünüyorum. Peugeot artık yeni vites topuzuna geçmiş. Rifter'da da bu kez bu vites topuzu vardı. Şöyle baktığınız zaman 2008'in iç tasarımında çok büyük bir değişiklik görmedim ben. Normalde dış tasarımında bir değişiklik var. Ön tamponlarda bir değişiklik var arkadaşlar. Biraz daha keskin ve haşin baktığını söyleyebilirim sizlere. Peugeot'un yeni amblemi ile beraber dış görünüşte araç kendine özgü bir tasarım, bir hava kattığını söyleyebilirim. Direksiyonu bütün Peugeot'larda aynı, ufak. Biraz bana ufak geliyor, alışmak gerekiyor. Tabii sürdükçe alışılacak bir durum ama hiç Peugeot arabası son zamanlarda kullanmadığım için ilk kullandığım zaman da biraz farklı geliyor. Şöyle gördüğünüz zaman bu da arka diz ve baş mesafesi. Antrasit tavanımız ve cam tavanımız var. 2008 bence elektrikli. E200 2008 arkadaşlar. Bu da piyasada görüyor. Çok da tutuluyor. Peugeot bayisi de bayağı kalabalık arkadaşlar. Yani Peugeot arabası satılıyor yani. Bakmayın 3008 olsun 2008 olsun fiyatlarına göre bence alınabilecek araçlardan bir tanesi. Keçi Rifter'larımız var. Rifter çok satılıyor. 3008, 408. Bunlar gerçekten satılan araçlardan bir tanesi arkadaşlar. Bence fiyatına göre bu araba alınabilir. Hem elektrikli hem menziline bakalım bunun. Ben de diyorum ki 1.2 mi falan mı diyorum ya. Dizel mi diyorum. Bakıyorum şöyle de. Menziline bakalım bunun menzili ne yazıyor. Bak zaten 100 kW 136 beygir diyor. 260 Nm tork var diyor. Karma tüketim 15-150 km. Bunun menzili nerede yazıyor? Menzili. Görebilen var mı ya? 136 beygir. Menzilini ben göremedim. 300-400-500 vardır herhalde. Ben bunu soracağım bakayım bunun menzili kaç diye. Her neyse bunun fiyatını da gördük. Burada da bu şekil Peugeot'umuz var. Gördüğünüz üzere bu da elektrikli. Bunların menzilleri kaç kilometre? Tamam, teşekkürler. Gördüğünüz üzere burada da bir Peugeot 2008'imiz var. Hanımefendiye sorduk. O da maalesef tası taşımanımızda sorun dediler. Gördüğünüz üzere antresin tavan var. Direksiyon küçük geliyor bana ya, bilmiyorum. Sizce nasıl? Ya, Türk insanımızın biraz buna şeyi var. Şimdi ben babama bindirsem bunu, babam bilse oğlum bunu nasıl bindireceksin der yani. Şimdi biraz yaşlı kafası ya. Tabii gençler anlıyor bundan da. Bana da biraz değişik geliyor. Ya, bir de yani Citroen 301'de kullandım bunu. 301'de var bu. Citroen şey Citroen diyor. Peugeot 301'den beri 2008'de kullanma bali. Peugeot'dan bu biraz eksi yönde olmuş. Gördüğünüz gibi arka tasarım falan gayet güzel. Elektrikli. Bunların ikisi de elektrikli arkadaşlar. Şöyle yan tasarıma geçtiğimiz zaman da bir tane de 308 var. Bu arabanın da kafadan görünüşü güzel. Opel de çok tutuluyor. Peugeot 308 de çok tutuluyor. Bu arabanın tasarımı mesela bana göre daha güzel. Mesela bundaki renk Rifter'da da geliyor mesela ekstra olarak. İkisinde de aynı Rifter rengi var. Peugeot'a özel bir renk. 308 hem arka tasarımı hem ön tasarımı hem yeni amblemi. Ben beğendim. Gayet güzel olmuş. Şöyle içinden de göstereyim. Fiyatını da birazdan göstereceğim sizlere. Arkadaşlar söylediğim şeyler birbirine girmiş olabilir. Bazen heyecanlanabiliyoruz, bazen ne söylediğimi unutabiliyorum, bazen birbirine sözler girmiş olabiliyor. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın. Peugeot 308'i incelemeye devam. Arabaya bindiğiniz zaman güzel.
Ben ilk defa 308 yeni kasa 308'e biniyorum. Ben beğendim ya. Bu güzel yani. İlk intiba dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. İnsan insanı tanıdığı zaman, ilk gördüğü zaman da o intiba şeyi çok önemlidir. Şimdi ben Peugeot'a bindiğim zaman da ilk intiba biraz tabii yerde gidiyorsunuz. O güzel. Hani biraz aşağıda küçüklükte kullanıyorsunuz. Ayna tasarımı falan gayet güzel. İç tasarımı gayet güzel. Rahat bir şekilde. Tabii biraz camın dar olduğu dar. Biraz cam dar. Megane 4'lerdeki gibi biraz dar geldi. Biraz daha uzun olmasını isterdim. Çünkü ben uzun boylu bir insanım. Biraz daha geniş ve ferah olmak çok önemli benim için. Ama alçakta oturduğunuz için koltukların tutuşu, sırt şuradaki şeyler falan filan gayet güzel. Yarı elektrikli diyorum. Yarı deri koltuk olması gayet güzel. Yarı kumaş. Buradaki dry modları en azından artı eksi. Burada bak vites topusu. Bu bak Peugeot Rifter'da gördüm ben bunu. Biraz değişik geldi de alışıyorum bak. Alışma süreci. İnsanoğlu alışıyor bazı şeylere. Burada kocaman bir ekranımız var. Ses açma düğmesini böyle yapmışlar. Farklı bir dizel ses açma düğmesi lan bu. Farklı bir şey olmuş. Bu şey büyük ihtimalle. Klima ile alakalı. Bak farklı bir dizayn. Ama hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Beğendim. Bunu beğendiniz mi arkadaşlar? Güzel. Beğendim. Değişik bir havası var. Dediğim gibi bu da Peugeot 308. Fiyatına bakalım. Fiyatını beraberce görelim. 2024 Mayıs 30 Mayıs 1-2 Pürtek 1.668 liralık bir fiyatımız var arkadaşlar. 230 Nm torkumuz var. Bu 1.2 ile 3 silindirli bildiğim kadarıyla. EAT 8 şanzıman var arkadaşlar. 130 beygir. Ön tasarımı falan gayet güzel. Ben beğeniyorum. Opel de mesela bu arada çok güzel bir araç. Ama bu Peugeot'un da biraz daha farklı bir havası var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Burada da yeni 5008 var arkadaşlar. Ya bu 5008 ile 3008 arasında var. Bunlar satılmış. Bunların fiyatları yok. 407 mi? 408 ya bu. Hep 408 diye isim geliyor. 407 diye isim geliyor buna. Kusura bakmayın. Şimdi burada bir 3008'imiz var. Burada bir 3008'imiz var. Ve şarjımız %9. Bakalım bir çekelim. Bitmeden. Şimdi 2 milyon 417 liraya 1.2 hibrit 136 beygirlik bir GT paket 3008'imiz var. Şöyle gördüğünüz üzere. Bu da gayet güzel. Ön tasarımını ben beğeniyorum. Şuna bakalım. Bu ne kadar? Bu da 2 milyon 450 lira. Of deli para ya bunlar. Bunlar deli para ya. Bak ama full paket GT line alıyorsun. 1.236 beygir. Bu da GT, o da GT. Aynı mı? Aynı bunlar ya. Aynı. Beyaz rengi daha hoşuma gitti. İnce beyazı daha hoşuma gitti. Tasarımı güzel. Yeni SUV. Yeni 3008. Biraz şunları beğenemedim ben ya. Böyle sanki bende bir şey hastalığı var zaten. Delik delik oluyor ya, delik 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 böyle. Delik 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 olduğu zaman benim psikolojim bozuluyor böyle. Nasıl diyeyim sana? Elde böyle delik oluyor ya. Aynı böyle delik delik çok sevmiyorum. 508'deki tasarımı çok beğenemedim mesela. Ama bunda biraz hoş. Yani onlar olmasa daha güzel olacakmış. GT. Çok fazla bir değişiklik yok. Bir ekran falan değişiyor. Arkada bir değişiklik yok. Komple karartmalı stoplarımız geliyor. Bak bunlar simsiyah. O çok güzel. Elektrikli bagajımız var. Aha. Elektrikli bagajımızın aküsü bittiği için çalışmıyor. Ben de bir şaşırdım da. Bak şaşırdım. Bozmuşlar bunu. Şöyle içine binelim. İçine bindiği zaman da ya 3008 ya bak şunu biraz değiştirebilir ya bence Peugeot. Yani bunu bence değiştirebilir. Bak bu şu şeyi sevmiyorum. Hani bu olmaması gerekiyor. Şimdi bu insanın dikkatini dağıtıyor. Bak elektrikli koltuk var mı? Elektrikli koltuk var. Ama şu an çalışmıyor. Şu an çok dik pozisyondayım. Gördüğünüz üzere ya biraz daha kaliteli bir arabanın içinde bindiğinizi hissedebiliyorsunuz. Kesinlikle 2008'le bir alakası yok. Bu arabaya bindiğiniz zaman gerçekten çok daha kaliteli bir arabaya bindiğinizi hissedebiliyorsunuz. Ama zaten Peugeot'da oturamadım şu ürünün. Peugeot'da 3008'i çok ayrı bir segment. Bak kovaları falan çok güzel bak. Şu Rifter'da dedim ya aynı bunun gibi yapmışlar diye. Aynı Rifter'da da bunun gibi yapmışlar. Şöyle yumuşak malzemesi var. Ya 3008'in bizim Türkiye'mizde bir kullanıcı kitlesi var. Bak Tucson, Sportage, 3008, Nissan Qashqai. Bunların ayrı bir kullanıcısı var ve bunlar dikkatimi şey çekti benim mesela. Hepsinin yaşam biçimi, yaşam kalitesi çok farklı. 3008'e binen adam bile rahat, relax, öğretmen gibi. Bir bakıyor Tucson'a binen adam öğretmen. Eşi öğretmen, kendi öğretmen. Anladın mı demek istediğimi? Öyle farklı bir dizaynı var. Şimdi Tucson'a bakıyorsun, Tucson'a esnaf da biniyor, anladın mı? Farklı bir şeyleri var, müşteri kitlesi var bunların hepsinin. İşte 3008 Tucson'culara atıyor, Tucson'cular işte ona atıyor, yok şanzıman ısındı mı falan. Öbürü diyor işte malzeme kalitesi falan filan. Birbirleriyle atışıyorlar. Herkesin kendine göre bir müşteri kitlesi var. Bir de şu 3008'in şu şeyi var ya çok güzel, en azından ayaklarınız buraya değmiyor çamur olduğu zaman. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Bunun fiyatını da gösterdim. 5008'in fiyatına da bakalım, kameramızın şarjı bitmeden. Bu da 2 milyon 632 lira.
Gördüğünüz üzere bu da 1.2 hibrit 136 beygir. Dayıya çaktım. Dayıya çaktım. Dayıya da çaktırmıyor. Her neyse. Mesela 5008. Abi şu arka tasarımı çok güzel. Bak çok güzel. Gerçekten şu diklik, şu geliş tamamen çok farklı. Ama bizim ülkemizde böyle büyük arabalar çok tutulmuyor. Bunları böyle kiralamacılar falan filan. Bu arabayı da kullandım. Bu arabayı da yani şu kapı falan bayağı büyük. 5008 ile alakası yok. Ve hani 7 koltukla çok zor biniliyor bunlara. Binilmiyor yani abi. Binilmiyor. Git bunu böyle mesela örnek veriyorum. Kullanan var ama işte biraz şey, bak burada ne varmış? Gizli bölümü var herhalde burada. Ne var? Bak bu. Aa bak bu çok güzel. Böyle şeylere hastayım ya. Bu şey diyordu bak, böyle şeylere çok hastayım mesela. Lyle Clement mi deniyor mesela? Skoda'daki şeylere mesela, anahtarlık, işte yağmurluk, şemsiye böyle çok hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bu da gayet güzel. 408 var ama satılmış. Herhangi bir şey yok. Bayide inceleyebileceğimiz bir araba yok arkadaşlar. Keza aynı şekilde şey de yok mesela. 508'in de inceleyebileceğimiz bir arabası yok. Burada da Allure 5508, 3008'imiz var. Burada da bir 2008'imiz var. Bu da bildiğim kadarıyla Allure diye düşünüyorum. Bak şunlar Allure. Jantlardan belli zaten. Yani 3008'de Allure'da alınacak araba yani. Alınabilecek arabadan. Allure'da alınabilecek araçlardan bir tanesi. Evet arkadaşlar. Bugün de Peugeot bayisini beraberce gezmiş ve incelemiş olduk. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.